Hava Türk basını gerçekten de zamanında çok büyük işler yaptı. Halen de yapıyor, inkar etmemek gerekiyor. Örneğin düşünün, bir susurluk çetesini kim ortaya çıkardı? Basın ortaya çıkardı. Bir gazeteci Metin Göktepe cinayetini kim ortaya çıkardı? Basın ortaya çıkardı. Frant Dink cinayetindeki ihmaller zincirini kim ortaya serdi? Tabii ki Türk basını. Telekulak olayını ilk kez basından okumadık mı? Tabii ki basından okuduk. Ama son yıllarda güvenilirlik ne yazık ki arttı. Bu medya, siyaset, ticaret üçgeni oldukça güvenilirliği sarstı. Şimdi tabii yaygın basının durumuna değinirken tirajlara da bir göz atmak gerekiyor. 72 milyonluk Türkiye'de satılan yaygın gazete sayısı 5 milyon civarında. 5 milyon 600, 5 milyon civarında. Son derece tabii az. Bu Almanya'da, ne bileyim, Azerbaycan'da bile son derece daha fazla yüksek. Tabii gelelim bir de yerel basına. Tabii yayın basın üzerine çok konuşulacak şeyler var aslında. Çok yanlışlar yapıldı, yapılıyor. Bu kişisel ve ticari hesaplar uğruna. Tabii yerel basın son derece önemli. Ve şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Yerel basın yaygın basına göre meslek ilkeleri ve etiğine şu anda çok daha fazla sahip durumda. Tüm olanaksızlıklara rağmen direniyor. Ekonomik darboğaz içinde bocalıyor ama yine de gazetecilik anlayışından ödün vermiyor. Ben bir katıldığım Alman seminerinde bir görüşlerimi açıkladım da Alman gazeteciler şöyle söylediler, son derece haklılar. Dediler ki, yerel basın iman gücüyle ayakta duruyor Türkiye'deler. Gerçekten de öyle. Ama tirajlar düşük tabii ki. Çünkü kurumsallaşamadık biz de yerel basın olarak. Tirajlarımız ne kadar dersiniz? Türkiye genelinde ortalama söyleyeyim 500 ile 1000 arasında değişiyor. Almanya'ya size örnek vereyim. Almanya'da yerel basın tirajları 50 bin ile 500 bine kadar, 400 bine kadar ulaşabiliyor yani. Ve Alman yerel gazeteleri bölgelerinde yayın basından daha fazla satıyorlar. Diyeceksiniz ki ne yapılmalı? Tabii özellikle şunu söyleyeyim. Yerel basına sahip çıkılmalı. Biraz o yörede yaşayan halk, iş adamları, kurum ve kuruluşlar. Tabii hepsine de demiyorum. Gerçekten de gazetecilik ilkelere ve mesleğine bağlı kalan gazetelere sahip çıkın. Derim ki gerçek gazetecilik kendini göstersin. Gazetecilik zor bir meslek, riskli bir meslek ama gerçekten de iyi yapılırsa insana büyük bir huzur veren, mutluluk veren bir meslek. Zamana karşı yarış diyebilirim gazetecilik mesleğine. Riskli tarafları var, zevkli tarafları var. Şimdi otosansürden bahsettim sizlere az önce. Otosansür gerçekten de şu anda en büyük tehlike. Gazeteler, yaygın basın, genel yayın yönetmenlerin elinde. Onlar istedikleri gibi patronları koruma uğruna haberleri çarpıtıyorlar veya vermiyorlar. Bunu geçenlerde bir gazetede bir fıkra çok güzel dile getirdi. Bilmiyorum okuyanlarınız vardır ama ben okumayanlar olduğunu düşünerek Uğur Dündar'ın anlattığı bu fıkrayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yayın Beyaz Saray'da Başkan Obama ile yemek yerken eğer benim elimde sizin sahip olduğunuz silahlar bulunsaydı ben Waterloo Savaşı'nı kesinlikle kaybetmezdim demiş. Napolyon daha sonra Moskova'da Kremlin'de Putin'le yemek yerken de ona sizin sahip olduğunuz gizli servis bende olsaydı ben Waterloo Savaşı'nı asla kaybetmezdim demiş. Napolyon ardından Türkiye'ye gelmiş ve Başbakan Erdoğan'la yemek yerken de ona sizin elinizdeki mükemmel basın gibi basın benim elimde olsaydı Waterloo Savaşı'nı kaybettiğimi hiç kimse duymazdı demiş. Bu çok hoşuma gitti. Gerçekten de basının yazması gereken haberleri yazmadığı göz ardı ettiği anlatan konuşma. Bir tane 20 metre yılan var dedi. Ondan başka yok dedi. Ahmet abi zor yürüyor zaten. Elindeki bastonu bir tarafa bırakarak hepimizden önce bir anda arabamızın yanına gittik ya anlatmak mümkün değil. Hayatta dedi bir daha ben bunu duysaydım zaten kösem tutulduysa girmezdim dedi. Böyle bir olay yaşadık. Çok güleriz zaman zaman. Ülkeleri pek çizilmedi. Onun için bu alanda müthiş bir boşluk var.
ve denetlenmesi de şu anda olanaksız. Ama sanal basının zamanla gelecekte yazılı basın için büyük tehlike oluşturacağını düşünüyorum. Gerekli yasalara kavuştuktan sonra. Şu anda izlenme oranı oldukça yüksek diyebilirim. İnternet sitelerindeki haber siteleri. Tabii gerçekten de iyi yayın yapan, bol haber veren, taraflı yayın yapmayan, dürüst gazetecilik yapan internet siteleri gerçekten de iyi izleniyor diyelim. Gelecekte daha da iyi olacağını düşünüyorum. Yayın basın için bir tehlike diye düşünüyorum. Getirirsin. Şık var. Şık bu. Şık bu. Bizim yer, bu kadar bir şey.